Herkese merhaba. Son sektöre geyikliyoruz'a hoş geldiniz. İngiltere Grand Prix, Silverstone hiç bir, ne İngiltere Grand Prix diyesin var, ne Britanya Grand Prix diyesin var. Silverstone oranına da arkadaş. Silverstone Grand Prix diyeceksin değil mi? Onu konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Erdim var, Emre var, Soner var hattın ucunda. Bir de böyle bir yana korsan gelmiş bir Alpay'ımız var. Niye o gitti? Jeans olduğu için sağ tarafa bir yere park etti. Onu da park edememiş düzgün zaten. Çekemedi. Yani işte çekemeyen dorse taksın. Hadi yürüyün. Abi hepiniz hoş geldiniz. Şartlamadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da hoş geldiniz. Yürüyün, yürüyün. Kimi takip ediyorsun? Ben de yürü sen, yürü. Hepimiz aynı yere gidiyoruz galiba. Bremen'e mi? Ben farklı yere aldım. Bizden uzak mı yakın mı ona göre? Kuzeyde. Tamam o zaman beni takip edin. Söyledim mi az önce hatırlamıyorum, kafa gidik. Soner de hattın ucunda şu an müsait değil. Birazdan müsait olduğunda konuya dahil olacak kendisi. Böyle biraz şahane yavaş gidelim de arkadan geliyorlar. Şahane yorumlarıyla bizi var mı adam gibi konu? Bugün... Araya adam girdi. Ne olmuş? Öyle. Batuhan yok bugün. Batuhan'ın çenesi düşmüş. Sen ne yapıyorsun İbo ya? Bak arkasından biri daha çıktı geldi. Küt diye vurdu biri. Oho. Galiba cezaları kapatmadım ben. İhlal dedi. Duralım mı? Duralım tabii. Sağda durun, adam cezalarını kapatsın, sonra batmasın. Yes. Değerden çıkmadan 160 lira ceza yedik. Oho. Kırmızı ışıkta mı geçtin? Yersin tabii cezayı. Yersin işte böyle yarışta 10 saniye, şeyde 160 lira. Bu işler böyle. Efendim İngiltere Grand Prix'i atlattık. Son bölümleri Bilal, sen neredesin? Gayet güzel geldi. Arkadayım, anca geliyorum. Son bölümleri iyiydi. Yani iki tane güvenlik aracı sayesinde. Son 22 tur. Evet, yani bir Age of Empires oynuyordum. Oyunu bırakmak durumunda kaldım. O oyun biraz şey, heyecanlı oldu yani. Ben Ericsson patladı deyince. Formula 1 dünyası için iyi bir şey. İlk tabii, şeyi güvenlik aracını Ericsson çıkardı ya. Çok tabii fena patladı. İlkini Ericsson çıkardı. Beyefendi yanlış görmediysem her DRS açıkken viraja girmeye kalkışınca, Sauber'i Red Bull sanınca. Yani Sauber'le Red Bull, yani ne bileyim. Verstappen yaptı, ben de yaparım. Nah yaparsın. Vettel Bottas'ı kovalarken o da DRS açık girdi. İlk o viraja girmiyordu açık olarak. Virajdan çıkınca öyle kovalıyordu. Ya, bilmiyorum, açık olarak girdi gördüm. Açabilir de belki. Aynen. Canım. Yani sonuçta o araçlarda güç var. Ferrari aracı. Şu an en iyisi değil mi? Evet. Yani. Değil. Değil. En hızlı kim? Sauber. Mercedes, AMG, Petrol. Kesin öyledir zaten. Kesin öyledir. Alışamadılar. O eziklikten bir kurtulamadı şu Ferrari'ye. McLaren. MC'ler en. Ben, siz neredesiniz ya? Ben Alpay'ın arkasından götüm gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum ama. Ben arkasındayım. Ben de 80'le gidiyorum ki ağır ağır. Tamam, fazla uzamayın şeyi... arkadaş. Kaldırmadın mı şeyi? Ne diyorlar onların hız limitini? Kaldırmadım. Sebep? Gidiyoruz işte. Erdim, şurada bir kenara çeksin ya. Yes. Oh. Evet beyler, bayanlar. Erdim ya. Ve Alpay. Abi. Yarışa gelelim. Yarışa gelelim. Şimdi sıralama turlarından önce biz ne dedik? Hatta geçen hafta ne dedik? İyi bayramlar dedik hatırlarsanız. Mercedes o hale sokacak dedik rakiplerini ama sonra Ferrari büyük bir güncel antrenmanlarda yani. Antrenmanlarda anladığımız kadarıyla öyle bir şey olmayacaktı. Sıralamalarda da bunu gördük. Hani Bottas'ın derecesine bakacak olursak Bottas büyük bir hata yapmamış büyük ihtimalle şeydi. 0.3 saniye bıraktım diyordu ama aradaki fark ne kadardı? Vallahi Bottas farkını hatırlamıyorum. Geldik devam, geldik devam. Bottas biraz geride kaldı. Hamilton bir şekilde şansa bala bir tur atmış. O her zamanki iyi turlarından birini atmış galiba.
O da hani zor attı kendini şey gibi görünüyor. O bile hata yaptı galiba bir iki yerde. İlk sektör, yok ilk sektörü Vettel'in ilk sektörüyle aynıydı neredeyse. Binde 4 yavaş kalmıştı. Abi onu bilmem de. Şey son virajdan önceki viraja böyle yanlayarak çıktı biraz. Evet ya o biraz bir zaman kaybetmiş ama yine de bayağı güzel bir tur attı adam ama buradaki olay zaten onu bekliyorduk yani Hamilton'ın pole almasını zaten bekliyorduk. Beklemediğimiz şey şeylerin Ferrari'lerin 2-3 olması. Yani beklemediğimiz şey oydu aslında ve o kadar yakın farkla 2-3 olmuş. Raikkonen pole alıyormuş ya alamamış yani tamamen. Kendi hatasına bırakmış. Vettel zaten öyle. Abi iki sektörde mor yakıp pole alamadı adam ya. Yani genelde şey yapar, Vettel yapar öyle şeyleri ama son seansın son turunda patlama gibi bir huyu vardır. Emre daha iyi bilir onları. Hani ben bile fark ettiysem o istatistiği illaki bir gerçek payı vardır diye düşünüyorum. Yanlış mıyım Emre? Genelde Q3'ün ikinci turunda ya. Hata yapıyor Vettel. Küçük çapta, hani bazen o hatayı yapıp pole aldığı da oluyor. Ama o da son senelerde ortaya çıktı ya. Son iki senedir yani. Eskiden yaşlandı. Eskiden böyle şeyler yapmıyordu ya. Artık heyecan mı yoksa araç yaşlandı yaşlandı. Belki de eskiden de yapıyordu. Araç çok hızlı olduğu için fark edilmiyordu. Hani Mercedes'in ilk yıllarında mesela onlar da hata yapıyordu ama. Ferrari'nin aracını kullanmak kolay olmadığı için belki zorlayınca hata yapmaya müsaittir ya. Ya zaten o mantıklı bir şey sen Q3'te hata yapman. Q3'ün ilk turunda yapmayacaksın hata. O garanti bir tur atacaksın. Onu da yaptı sonra, zaten ama. Ondan sonra gidip risk alacaksın. Bunun şeyi odur yani sıralama turlarının mantığı budur. İkinci turda risk alırsın. Ama yani biraz tam risk alırsın ama risk de arada bir işe yarasın değil mi ya? Hep patla nereye kadar? Gördüm emniyet şeridinden. Kaldı ki bak Bakü'de de hata yapmıştı o adam değil mi hatırlıyorsan? Yani Raikkonen çok daha büyük hata yaptı yani. Diye pole'le kaldı. Diğerleri zaten şimdi, beceremedi. Yanlaya girmişti. İkinci virajı gereğinden fazla geç fren yaptım diyordu. Ya görünüyor zaten demesine bak. Gerek yok. Kayıyor herif oralarda. Öyle bir huyu var ama yine de güzeldi ya adamlar pole alıyormuş neredeyse. 1-2 yapıyorlarmış neredeyse. Ve çok kendi hatalarıyla bırakmışlar ya. Zaten fark çok küçük. Erdem artık bir gaza bassan. Durup öyle. Gaza ben basmasına basayım da grup gelemiyor ki o yüzden. Arkanızdayız lan. Basayım gaza tamam. Sen bilirsin. Yani öyle mevzular var. Biz ona bu şaşırdık. Şeyler, yarıştan önce şu Hartley ve Stroll olayına girsek mi biraz? Hartley ve Stroll'e ne oldu lan? Hartley'in 3. antrenmanda patladı ya Hartley. Ha, evet. Stroll'ün alakalı. Sıralamalarda patladı. Stroll patlamadı. Williams komple patladı. Yok aynen, yani hani öyle bir... arkadan evet. Kasap geliyor dikkat. Sirotkin de ne yapıyor lan? Sirotkin spin atıyordu. Çıkabildi. Attı çıktı. Yani. Şey Stroll çıkamadı sadece. Onun şanssızlığı da oldu yani. O da neden kaynaklanıyormuş? Aramızdan bağ hızları ne olduğunu anlamadığı için sordu. Ben sana söylemiştim şeyden önce. Bu araçta kesin sorun var. İkisi de patlayıp duruyor dedim. Yani ikisi de arkayı çok hızlı kaybediyor dedim sana işte, sıralamalarda. Aerodinamik stall diye bir şey var. Stall, STALL diye yazılan. Genelde uçakların başına gelen ama Formula 1 araçlarında uçaktan çok farklı şeyler olmadıkları için onların da başına gelen. Kanadı olan her şeyin başına, herkesin başına gelen bir hadise havanın kanattan ayrılması. Yani bu ne oluyor? Kanadı fazla yüksek açı yapıyorsun mesela. Açıyı aşırı yükseltiyorsun. Her zaman olmaz o da. Kanat açısını aşırı yükseltince sen zannediyorsun ki oh daha çok downforce olacak. Ama öyle olmuyor. Haliyle hava ayrılıyor ve hava kanadı takip etmiyor. Kanadın üstünden zıplayarak geçiyor. Öyle olunca da senin o kanadın hiçbir halta yaramıyor. Genelde bu Şahin modifiyecilerde satılan arka kanatlar vardır ya. Subaru'ları onlara bunlara takarlar. Nissan'lara takarlar. Ha işte onlar o sınıftan. Hiçbir halta yaramayan arka kanat. İyidir. Ayrı hani şeyi tutamaz. Havayı istediği gibi yönlendiremez. Sadece rüzgar şey olarak çalışır orada. Paraşüt etkisi yapar yani. Hiçbir halta yaramaz. Araba yavaşlattığıyla kalır. Mevzu
Bütün olay bundan kaynaklanıyor. O da yeni bir arka kanat getirmişler. DRS'i açıyormuşsun, sonra geri kapatınca şaftı kayıyormuş aracın. Hatta taban şeyi kaybediyor diyorlar. Hani DRS tabanı etkiliyormuş. Nasıl bir şeyse. Grosjean kaza mı yapmıştı ya şeyde? Yarışta Magnussen mı? Yok, antrenmanlarda DRS yüzünden. Bir son sektör Grosjean, evet. Şey, Magnussen de az daha onun kazasına benzer kaza yapıyordum diye. Selamlar diyor. Ona da bir karşı selam yazın biriniz. Ellerim dolu. Bir dakika. Y'den mi yazıyoruz? Aha. Yazdım mı? Yazıyor, evet. Y'den yazıyor. Al, pay takla şey... attın. Hadi be. Aldım ekrana. Aynen, de ölüm de attın. Ha, iyi bari. Kayda girmiş. F1 mi F5 mi? Ne yapıyorduk? F7. Hep beraber çekelim F7. Yapacak bir şey yok. Ben biraz ilerideyim. Hangi şehre atıyorsun? Bremen'e götürüyor. İyi bari. Aynen. Hadi gidelim Bremen'e. Hızlı hızlı Bremen'e. Ben ne diyordum ya? Ha şey. Ben nasıl takla attım? Antrenmanlarda Grosjean patladı. DRS yüzünden. Grosjean DRS deneyim derken patlamış. Bir de ondan da bahsedelim. FIA'nın bir salaklığı var. Dev salaklık. Yani pistte 3. DRS alanını ekleyeceğiz ve o DRS alanını uzun tutacağız gerizekalılığına kapılıp ilk 2 virajda da DRS kullanılabilmesine izin vermişler. Normalde çok tehlikeli ama ya. Virajlarda hani DRS alanının içinde olsa bile virajlarda diğer şey yasak. DRS kullanımı DRS bilgi yasak. Verilmedikçe yasak. Hatta bir ara hatırlarsanız FIA şey diyordu. Ya işte Monaco tünelde filan DRS kullanmanıza izin verebiliriz gibi şeyler diyordu. 2011'de. Katliam olurdu o ya. Yo, yaptılar onu. Zaten izin verdikler oldu, vermedikler oldu filan. Sonra işte bir artık ne tarz kararlar verdilerse öyle hareket ettiler. Bu arada buradan nereye yük alalım? Böyle yükü verelim. Yani vatandaş yükünü versin. Kazması da patladı şeyde. Antrenmanlarda. Verstappen ne yaptı da patladı o ya? Hiç hatırlamıyorum. O şey eski start düzlüğüne çıkış var ya. Orada aracın kontrolünü kaybedip soldaki duvara patladı. Ha evet evet, bir şey sert lastikle pistte ilk çıkış turunda yapıyor onu. Arka süspansiyonu falan kırdı bayağı yine. Aynen. Aracın ağzına sıktı yani. Öyle bir salaklık var. Buradan nereye yük alalım? Şey, malıma teslim edemedim. Peki Zürih yani, uyar mı? Bu adama daha ne şey yapacaklar ki ya? Kime? Sakinleşmesi için bir psikolojik desteğe ihtiyacı yok mu bu herif? Sen de taktın şey. Şu an Verstappen Formula 1'in en iyi pilotu, onu sorgulayamaz. FIA da sorgulayamaz. Takımı da sorgulayamaz. Taraftar zaten sorgulayamaz. Ayıptır. Kim? Evet. Alpay, nereye yük alabiliyorsun? Göteborg var. Yükü vermeye çalışıyorum da şu an. Ulan demin ya bir işte o DRS kullanabilme şeyi verdi. Hatta Magnussen de açıklama yaptı ya. Neredeyse ben de şey gibi oluyordum diye. Grosjean. Grosjean gibi patlıyordum bak. Böyle şey mi olur filan diye. Hatta Vettel o şeyle ilgili en mantıklı yorumlardan birini yaptı. Hani birisine Hamilton dedi. Dedi ki kaza olacak yani, bu hiç mantıklı bir şey değil dedi. En mantıklı yorum da Vettel'den geldi. Hani ilk üçlü arayı siz açmak mı istiyorsunuz, yakınlaştırmak mı istiyorsunuz filan. Arayı iyice açacak. Çünkü ilk üçteki takım zaten çok iyi araçlar var ve öyle dönebilirler. DRS açıkken dönebilirler. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz gibisinden bir laf etmiş idi kendisi. Tebrik ediyoruz o konuda. FIA'nın işte salaklıkları ne denir ki artık? Mallıkları. Ericsson da zaten o yüzden patladı yarışta. Ericsson DRS kapatmayı unutunca evet bir havaya uçma şekli gördük. Epey de eğlenceli bir uçuş oldu.
Leclerc patladı ya yarışta. Ona üzüldüm ben. Ona çok üzüldüm ya. Hatta biz Emre ile konuşuyoruz böyle. Ya Leclerc çok iyi gidiyor. Leclerc. Leclerc. Adama nazar değdirdik ya. He ya, tam konuşuyorduk. Adama bak. Adam Hülkenberg'le kapışıyor diye. Çat diye pite girdi, kaldı herif. Öyle de bir şomaz. Piti de çok kısa sürmüştü Leclerc'in. Sürmüş belli. Üç lastik takınca hızlı sürüyor. Hani. O yüzden dedim. Piti de çok kısa sürmüş diye. Yani öyle bir mevzular var. Üzüldüm ama ya, o şeyin içinde Hamilton'a bile üzülmedim. Hani bu şey dürttü ya, Hamilton'a onu. Hamilton'a niye? Raikkonen dürttü ya. Ona, yani onu bile hani insan şey yapar. Özellikle seviyorum bu tarz şeylerde zaten de. Hani arkaya düştüğüne güzel eğlence çıkacak filan. Keşke diğer yerlerine... Ben sana gençler nakliye piyasası. Yarışın sonunda şey bu dörtlü kapışıyorlardı ya. Dördü de birbirine girmezse iyidir dedim. Sen de girmezlerse şerefsizler. Kanka doğru mu? Kanka Duisburg'a var. Oradan niye Güney abi şey kazanacaktı o zaman da, Ricardo kazanacaktı. Sen onu da istemezdin. O da düştü. Ricardo'yu bak çok severim. O yani şu an griddeki 20 kişinin içinde en sevdiğim pilot Ricardo'dur. O da düşsün. Red Bull'un orada işi yok. Yani öyle. Nereye yük alıyorsunuz? Red Bull var. Borka var. Groningen'e var benim. Red Bull gereğinden fazla yavaş kalmadı mı? Ya bir durun, bir yük alalım bir. Arkadaş ne konuşuyorsunuz car car ya? Hay aman akıllı. Gençler yerleri söylüyorum bakın. Hamburg, Hannover, Duisburg, Kiel. Hep yakın yerler ya. Aşağı evet. İnelim oradan gideriz ya. Ben Cenevre'yi aldım. Hollanda'ya. Hollanda'ya mı? Kiel var bak, Kiel. Kuzeye gidiyorsun. Tamam, oradan yukarıya çıkamıyorsun gitsen de. Çıkamıyorum ben. Aşağı inelim. Duyuz o zaman inelim aşağı işte inelim. Şeye ben Züriye alayım yükü. Sen de aşağı taraflara bir yere al, oradan Züriye geçeriz en kötü. Cenevre varsa Cenevre'yi al. Biz Bremen'deyiz değil mi? Ben şehrin dışındaki evet. Benzinlikte bekliyorum. En uzak ben neresi şimdi... var senin mesafeye göre? Şey, hadi hızlı olun, hızlı. Duisburg çıkıyor abi bende. Duisburg. Allah'ta. Tamam Duisburg'u al ya. Duisburg'u al. Oradan salına salına gideriz. Gerekirse şeyden falan alırım. Frankfurt'tan falan oradan sonra. Duisburg'a mı gidiyoruz şimdi işaret? İşe aldım. Tamam ben de bir yakın bir yerler alayım. Sıkıntı olmasın ondan sonra. 16 ton havuç mu götürecekmişim ben ya? Ben şeye bu tutkumuz F1'ine öyle bir sayfamız var ya Twitter'da. O arada hı-hı beni yarıştan önce, sıralamalardan önce filan bir benden yorum alıyor. O yoruma şey yazmıştım. Ferrari'ler hızlı göründü. Yarışla ilgili yani. Şeyin Hamilton'ın kazanması için tek şansı ilk virajı ve ilk turu lider dönmesi. Onun dışında Vettel affetmeyecektir yazmıştım. Bir miktar öyle şeyler oldu. Zaten orada... Nereye döndün abi? Üçüncüydü ya. Siz neredesiniz? Ben gene şehir dışındayım. Ben şehir dışındaki benzinlikteyim. Tamam orada geliyorum oraya. Orada spin atmasa bile üçüncüydü yani. İşte Bottas'a bile geçilmişti. Kalkışta patinaj evet, mı? Baya kötü şey kalktı o. Panik yaptı büyük ihtimalle işte. Tamam kazaya gelelim hazır starttayken. Kaza yorumlarınız. Kaza derken bir şey yok. Bir Raikkonen'in kaza bir dürtüşü, normal kaza ya bence. Dürtüşü vardı. Yani hatta bazı durumlarda hani o durum cezalıktı ama bazı durumlarda ceza verilmeyebilirdi bile ya. Geçen hani, hafta. Kaldı ki 10 saniye şeyi varken. Hani adamlar 10 saniye verdiler. Cezaydı. Kızdığımız şey oydu. Ama yani yerine göre ceza verilmeyebilecek bile bir şeydi aslında. Şimdi ben şu haritada bir nereden işaretliyorduk onu? Escape'den harita mı yapıyorduk? Nereye işaretliyor? Duisburg muydu? Hı hı. Kim birileri gitsin de önden. Şimdi bir daha aslında ben. Güray abi sen geriye doğru dönsene ben de. Depoyu fulluyorum şu an. Ne taraftan yok gideceğiz? Tamam ileriye gitmeyeceğiz. Arkaya doğru değil mi ya? Tamam aynen oraya ben döneceğim şimdi. Benzinlikten. Evet girdim yoldan çıkamıyorum.
V'ye bas. Niye çıkamıyorum? Dokundurayım mı ufak güne abi? V'ye bas, V'ye. Bir şeye çarptım herhalde ya. F7 çek çıkamıyorsan hemen şehirdeki. Allah. V'ye bastın mı? V ne? V değil, ben de F'ye ayarlı. O zaman F'ye bas. Basıyorum, çıkamıyorum. F7 çekiyorum. Burada duruyoruz o zaman. Tamam, geliyorum ben. O arkadaşlık yapalım. Hamilton'ın aslında ben içten içten biliyordum şey kaybedeceğini. Ben de Ferrari'lerin iyi kalkacağını tahmin ediyordum yarıştan Yani yer önce. kaybedeceğini biliyordum. Öyle de oldu görünüşe göre. Zaten ucu ucuna hani sürüyorlardı. Lastik problemi yaşayacaklarını biliyorduk. Ucu ucuna gidiyorlardı. Onu da biliyorduk. Bir şekilde startta geri kaldıkları anda işleri zordu. Aynen dediğimiz gibi de oldu. Hayır zaten Şimdi burada şey konuşulacak konu oldu. şu. Şimdi hepinizden beklediğim yorum şu. Ferrari nasıl oldu da Silverstone'da iyi oldu? Bu hafta gelen güncellemeler çalıştı. Yeni taban falan getirdiler. Mercedes'in de vardı güncellemesi. Onlar Ferrari'nin geçen getirdiği taban senenin için Ted Kravitz çok şey yapıyordu ya. Ne desem, yarıştan önceki o konuşmalarını ufak ufak yakalayabildim. Çok geldim. iyi bir iş yaptılar falan diyorlar diyordu. Geçen Düz senenin düz mü karakter gidiyoruz burada? arkaya abi kim senin şey kar yapıyorsa önden gitsin de harita. geri mi döneceğim ben burada? Aynen Ha. benzinlikten de. Ha tamam. Lan gene mi geri dönüyorsun? 3 tur Öyleymiş. attım burada. Emre ağır git abi. Sola dönüyorsun. Tamam ben bir yaklaşayım size de. Tek türlü zaten şehire gidersin. İlginç bir yarış oldu. Özellikle son 20 tur bizi şaşırttı. Şimdi olayı önce şu bir start kazasını bir konuşalım, bitirelim. Startı aynen. Ondan sonra şey yapalım. Startta iki tane olay var. Birisi Raikkonen'in devam edin, devam edin. Birisi Raikkonen'in Hamilton'ı dürtüklemesi. Spin attı Bir de Hamilton. Perez'in ters Bir de yöne gitmesi. Perez'in Williams'ların üstüne doğru bir Grosjean Perez denemesinde bulunması diyelim. abi Yazık, o adamı da o. dürtmüşler, atmışlar oraya. Perez'in de suçu yok orada da. Yani Perez iki kere mi spin attı oralarda? Bir yarışta bayağı iş geldi başına. Bir Gasly dürttürmüş. Öbüründe, ilkinde de Ericsson bir Gasly dürttü. Yani o faul. kesin Ericsson'un hatasıdır. Olabilir. Yani şimdi şeye gelelim. Raikkonen'in dürtüklemesine. Bir de şununla kıyaslayalım. Hangi yarışta o Vettel'in Bottas'ı dürtükleme demeyeceğim de böyle Fransa. bodoslama Fransa. daldığı Fransa'ydı değil mi? Fransa. Şimdi ona 5 saniye ceza verdiler değil mi Vettel'e? Hı. Ona 5 saniye veriyorsan ki bana göre çok az bir cezadır onun için. Peki bir şey soracağım. Mesela Bottas'ın Ben... aracına hiçbir şey olmasaydı 5 saniye makul olabilirdi orada. Ama adam lastiği patladı, tabanı parçalandı ve dikkat ederseniz yükselemedi bile, yani aracın hızı o değildi. Şimdi o öyleyken sen niye, nasıl Raikkonen'e 10 saniye verirsin? Orada bir Ben de bir şey tutarsızlık söyleyeyim var. ayık İngiltere'de olarak. Bir yarışın şey olması sebep bu. dur, Bir şey daha Vettel diyeyim. savunucusu geliyor, dur. Yok. Vettel savunmayacağım. Geçen Ben bana hafta diyorum. Verstappen-Raikkonen teması. Raikkonen spin He, ceza alır diye. aynı bak başlangıcı aynı. Sadece 5 sonucu farklı saniye. olduğu için Sonuca burada bir bakıyorlar tabii canım. O adamlar ellerinden geldiği kadar az hani ceza vermeye çalışıyorlar. Mümtaz işi. Ha, değil mi? O vardı orada. Ben şey diyeceğim bak geçen haftada bu haftada Raikkonen blokaj yapıyor, Vettel de blokaj yapıyor. Çin'de Verstappen Vettel'i bodoslama girdi 5 5 saniye saniye. verdi. Zafer de ne? Yani. Aynen öyle canım. Orada bir... Ha tamam, bir Hani yere blokaj kırılmadı aracı falan. Geç kırıldı mı ne? Lastiğini yaktı nasıl? sadece. Doğru. 8. oldu abi, 3. iken. Alonso'ya bile geçildi ya. Tamam 9. da mu ne aracı bir olmuştu? yere kırıldı mı, kırılmadı. Lastiğini yaktı sadece. Bilmiyorum. Tabanında galiba ufak bir hasar Hasar bırakmış gibi vardı. hatırlıyorum. İşte Var mıydı? hatta Çin'de. Ha Sağrı paylaşmıştı doğru. o Alonso'ya geçildi sağrı. diyoruz ya. Alonso'ya Alonso bile komplerine geçince geçildi. işte. Yok bir hani spin atınca gazdan kesmedi ya, lastikleri çevirdi çevirdi.
Gidiyor. Yok yok, ufakta bir temas vardı Anladım. yani Tabii yandan yan girdi tarafta. mutlaka vardır bir temas. İşte o istikrarsızlıklardan bahsediyoruz. Bunları bir şekilde çözmeleri lazım ama nasıl olacak bilmiyoruz. Hatta ben Twitter'da da paylaştım bir pit stop faciasında Avusturya ile yanlış kararlar veriyorlar. İkidir McLaren'in önüne birileri şey Mercedes Ferrari'nin önüne birileri çıkıyor pitten çıkarken. Williams'ı demiştin galiba. Yani bir McLaren Avusturya'da önüne atladı. 10 bin euro Sirotkin ceza. miydi, neydi? Van Dorn atladıydı. Sonra Stroll atladı galiba. Stroll Raikkonen'in önüne atladı. Hiç incelemeye bile alınmadı. Çok ilginç şeyler oluyor FIA'da. Ne Ya yaptıklarını hakikaten bilmiyorlar ilerhal. yani. Tabii olayları hep her birini tek tek incelemek gerekiyor. Yani bazen daha önce ceza verdiğin bir olaya ceza vermeyebilirsin. Adam yani yarış kazası ne demektir? Yarış kazası odur. Sağda kalın millet geçecek adam var. Yarış kazası denilen şey odur. Yani o şartlar altında o oluşur. Yapacak bir şey yoktur. Doğrudan bir suçlu belirleyemezsin. O durumları anlarız ama sen gidip de bodoslama herifin üstüne çıkarsan hani Vettel'in Bottas'ı yaptığı gibi veya Raikkonen'in şey yaptığı gibi Verstappen'in herkese yaptığı gibi yani adamın üstüne çıkarsan bir ceza gelmesi lazım. Şeye doğru düzgün bir ceza geldi miydi? Hatırlıyorsanız geçen sene miydi? Macaristan'da Ricardo'nun tepesine çıktı. Yarış dışı bıraktı adamı Verstappen. Verstappen. Yok, gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Yani öyle düşün. Adamlar Verstappen'e hiçbir şekilde ceza gelmiyor ki. yok canım arada veriyorlar öyle numara Yani değil. arada Ya veriyorlar orada mı? Veriyorlar 5 canım. saniye ya. Yani o kadar 5 Bak, saniye. Çin'de Vettel'in yarışını mahvetti. Verilen cezayla birlikte Vettel'den daha kötü bir pozisyon düşmesi gerekmiyor mu? İşte ondan hep Yarışın bahsettim ya. bitmesi yarım Adam doğurdu. senin önünde giden bir adama çarpıyorsan yarış bitiminde o adamın gerisinde olman garanti olmalı. Tamam işte Çin'de mesela Olmadı işte. Verstappen Onu ben hep şeydi. herkes için söylerim. Aynı şekilde o Fransa'da Vettel'in Bottas'ın önünde bitirmemesi gerekiyor. İsteyecekse ki isterse kazanıyor olsun. Hiç önemli değil. Hani atsınlar arkaya. Yani öyle bir sen adamın yarışını mı affediyorsun? 25 saniye falan veriliyor da pitten geçme falan veriliyor da mesela E tabi. 2008 Aynen Belçika. öyle. Yani Evet ya, o adamın arkasında eskiden daha olduğundan emin iyiydi ya. olacaksın yani. Bunun şeyi o. Herkes için geçerli. Yarış sonu pitten geçme verilmişti Hamilton'a. İkinciliğe mi? Üçüncülüğe düşmüştü hatta. İki de değil. Geçen Spa'da işte. sene Fethel'e dur kalk gelmişti şeydi 10 saniye. Neydi? Bakü. Bakü'de. He, Bakü. diskalifiyelik yerde dur kalk gelmişti. Bana göre O gayet adil diye. adam kasıtlı çarpmaya adil dedi ya. Senden çok iyi Schumacher taraftarı olur ha. Valla adamın 3 Benden tane mi? cayır cayır kasıtlı kazası var. Ben senin ayıcıyım ya. Senden de vardır. Senden adam yumruklamışlığı var. O da iyi. Sen Kapatmışlığı var ya. eğer senin öyle adil olmayan hareketlere karşı bir sempatin var belli ki. Hey, Neyse. adamın suratına sırıtıyordu gerizekalı. Ne yapmasını bekliyordun? Ya koyar kafayı kim olsa. Abi en güzel kavga şeydi ya, Trulli Sutil. Biri bir yendi, biri bir Vuramayanlar. Vuruşamayanlar. Vuruşamayanlar da bugün. Ya onlar komik bir 2009 adamlardı. Brezilya'ydı değil mi? Olabilir, hiç hatırlamıyorum. Brezilya 2009'du galiba. O kadar eskiyi Sağa dönüyoruz. hatırlamıyorum ben. Gençler sağa dönüyoruz. 2010 da olabilir. 9-9. Ben 9 diye hatırlıyorum. Ha gerçi Trulli o zaman 9. Toyota pilotuydu değil mi? 2009 o zaman. Force India'da da Sutil var işte. Düşün bak. Sutil ya vallahi. Sutil en son Yiyeceğim Sauber'de aslanım yarıştı. Sutil. Sauber'de yarıştı. Sutil hakkında bazı ilginç söylemler var. De, o Ne gibi? hatırlamıyorlar onu. Hamilton'la el ele görünmeler filan. Erdem, nereye çıktın lan? Ben seni bekliyorum geç diye. Aa, iyi o zaman. Geç o zaman. Neyse geçelim Biraz. gelelim 2018 İngiltere Grand Prix'ye. Birkaç yıl, 9 yıl kadar bir ileriye gidelim. Öyle bir yarış oldu. Bu Ericsson'un DRS kapatmayı unutması. Ericsson DRS'i niye açar ki zaten? Bir de o var ya. Neyine Düz var yolda senin? gidemiyorsun zaten. Obutonun ona yasaklı olması lazım. Ya Sauber'e yasaklı olması lazım. O zaman Leclerc Nasr miydi o Brezilyalı pilot? bu sene Kanada'da Ericsson'sun. DRS yüzünden spin atmıştı. Lastik He. ısıtırken. Aynen DRS açıkken lastik üstüne kalkıp. Onu O da paylaşmıştım Felipe galiba. Nasr mıydı Felipe ya? Nasr.
Ya fark etmez aynısı. Ki kaldı ki Felipe Nasr bu arada Ericsson'dan mı? Kimden iyiydi ya? Verlaine'den mıydı iyiydi? O adam, o adam iyiydi yani. O adam çok kötü değildi. Abi ne kadar iyi olursan ol. Money talks, bullshit walks formülü bir de. Aynen öyle işte. Adam parasıyla da geldi halbuki ama. Daha çok para bu veren çıkınca. Parayı, bir tek para izebiliyor. Ne oluyor lan burada? Selektör yapıyorlar. Radar var herhalde ileride. Gerizekalı. Lan ne oluyor burada diyoruz. Ben haritada seni görmüyorum. Ben de. Yani. Lan 80'le gidiyorum. Daha ne kadar yavaşlayabilirim? Ya gerekirse ona düşeceksin arkadaş. Arkana bakacaksın. Hızını koruyacaksın. Al kenara çektim. Gel hadi gelemezsin artık. Vay arkadaş ya. Adam önüne uzuyor uzuyor bir de hiç düşünmüyor insanlar ha. Hakikaten. Ya 90'ı geçmedim Osman ya. Ya banlayın şunu, banlayın, atın şunu. Biz anca gidiyoruz. Allah Allah. Nereye gidiyoruz? Sağ mı döneceğiz? Düz mü sağ mı? Düz mü? Kime beni çağırırız? Görene kadar düz. Oo bayağı düz. İleride Suzuka S'leri var beyler. Oha 36 kişi var tapta be. Ne oldu, FPS'en mi düştü Canikom? Yok şu an önümde o kadar fazla kişi olmadığı için düşmedi. De siz yoksunuz tabi. Sherlock ne yapıyor lan öyle yani? 150 metre. Devam et Emre, devam et. Devam et. Sen durma, devam et. Sen zaten durma Alpay mümkünse ya. Zaten gidemiyor, bir de duruyor Allah ya. Lan Emre'yi bekledim. Tek şerit yol alın, ne yapayım, sollayayım mı? Sollarız yani. Yol şeridi kapalı bak. Sanki hiç manastırda şey yapmış, şey Manavgat'ta hiç sollama yapmadı. Manastırda. Manastırda sollama yapan babas. Semt online. Onu yapsan da zaten sonuç belli. Ericsson fault. Tabii. Sağa dönce Emre. Biliyorum. Ya ben Leclerc harbi üzüldüm ya. Adam ne ona ben de üzüldüm. Yani İyi gidiyordu. Bunu ben muhabbetin sonuna kadar söyleyebilirim. Adam harbi üzüldüm ya. Tam da üzerine konuşuyorduk harbiden. Yani şey kaçıncı bitirdi? Altıncı mı bitirdi? Beşinci bitirdi değil mi şey? Hülkenberg altıncıydı. Hülkenberg altıncı mı bitirdi? Evet. Yedi Magnus sendi galiba. Beş şey neydi? Konyalı geliyor, dikkat edin. Ricardo. Yani Hülkenberg ile kapışıyordu o bir ara. Hatta ona pit stop'tan önce işte şeyindeydi. Ne diyorlar onun adına? Dibindeydi. Evet adam bayağı şey, sonra pite girme gibi bir hata yaptı. Hata yaptı. Biz de haritanın en yoğun bölgesine gelmekle hata yaptık. Herkes üstüme sürüyor lan. Sürsün. Sen simülasyon yapmıyor musun? Türk simülasyonu değil ki bu kardeşim. Trafik var yavaşlayın yavaşlayın. Lan 60'ı geçmedim ya. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Yayını kapattıktan sonra söyleyeceğim. Ey. Lan FPS'm düştü. FPS'ye geç, oyun çıldırdı bir anda. Çünkü burada 124 kişi var. Neden geldim duysun. Ben de şu anda 150. Yalnız abi şu an 20 FPS, 18 FPS görüyorum. Oha. Sen bile. Herif yolun ortasında çekip gitmiş ya. Oğlum ne oluyor lan? Burada sakın saçma sapan bir şey yapmayın. Çünkü saçma sapan bir şey yapamıyorum ki. Sıkıntı orada. GM kesin buralardadır. Aynen. Adminlerin hepsi burada oluyor. Abi. Piksel piksel Anadolu. Hadi bakalım. Kapı kule sınır kapısı gibi. Bu ne ya? Oğlum kim aldı lan Duyuz Furgo'yu ki? Alpay. Alpay'ın yüzünü aldık arkadaş. Trafikte kaldık. Trulli çık önden. Çekil önden Trulli. En önde kesin bir tane Trulli var. İtalyan vardır kesin. Korna basın korna. Ha öyle yerlerde korna, ya, korna basmayın ya falan diyorlardı. Selektör yapmayın diyor. Sollayan ya banlanır, sakın sollamayın. Al işte. Millet NID ile orada kuzu kuzu duruyor. Ben de zaten. Deneyim mi? İkinci kameraya geçsene. Admin tamircinin oraya gel diyor. O ne lan? Oha kim vuruyor lan arkadan? Şu anda Nilop 123 var senin arkanda herhalde. Neyse sırf sana deneyim var trafikteyken.
Aynen Monaco Silverstone'a. trafiği gibi oldu son konuşurken. Aynen öyle bir mevzular oldu. Silverstone'dan Monaco'ya yol. Biz buradan çıkamayacağız. Onu da bir şey belirteyim de. Şimdi ilk güvenlik aracı girdiğinde Mercedesler hariç diğer herkes Neyse. içeriye Oo, ne yapıyorsun girdi. bu? Geri zekalı ya. Ne oldu, harbiden biri gitti çarptı herhalde. Önümdekine çarptı, önümdeki de bana çarptı. Mercedesler hariç herkes pite geldi değil mi orada? Evet. Aynen. Yani Hani bir daha Ferrari. hata yapmayacaklardı? Hadi Hamilton'ın lastikleri yeniydi de Bottas'ı harcadı bildiğin gene Mercedes. Ya en azından birini alıp şey yapabilirlerdi. Risk alıp Galibiyeti hani oynamayı. yani galibiyet oynuyor. Belki öyle daha iyi olurdu. Kaldı ki lastikleri iyi olsa çok da kötü gitmiyordu şey. Mercedes aracı kötü değildi. O biraz da Aynen, o bayağı. ilk güvenlik aracı şeylere özellikle çok yaradı. Ferrari'ye de çok yaradı. Asıl lastiği patlayacak olan Ferrari'ydi. Benim anladığım. Ama belki lastikte saklıyor olabilir de orada. Bilmiyorsun. La arkamdaki dangalak kim vurup duruyor ya. Lan bir susun be. Şey diyeceğim. Aslında Raikkonen'e bir hard denenemez miydi şey? Lastik, tek pit stop. Kullanamıyorlar ki o sertleri. Mercedes denerdi ona ama şeyde yani kimse kullanamadı o lastikleri. Muhtemelen ellerinde temiz seti de yoktur. Kaldı ki Ferrari hiç kullanamaz yani. Ferrari mediumları kullanamadı dikkat edersen. Güney abi aradan kaynak yapmaya çalışıyor. Ya biz İstanbul trafikçisiyiz, yemeyiz öyle bir şey. O benim şeyde vardı arabada. Şerit takip var. Eyvallah çok güzel. Akçaya gidiyor. Kurmuşum. O bayağı şeridine takip ediyor. Takip mesafesi bırakıyor. İyi hoş da arkadaş takip mesafesi bırakıyor. Öyle bir problemimiz var. Buradan direkt sola dönün, o tamirhanenin önüne girmeyin sakın. Orası kilit bildiğin. Hayır, niye buraya girdik ki zaten ya? Yükü boş ver gitsin, başka yerden yük alırız. Lan sen fakirsin işte, sıkıntımız orada. Hey yani. Sinyal falan verin, haberiniz olsun. Yani sinyali. Dedi ve İşte. banlandı. Uf, bu ne be? Lan öyle bir kasıyor ki şu an. Şu arka Vallahi yoldan 5 çıkalım. FPS, 5 Duisburg'a mı ya. geldik, Ankara'ya mı geldik belli değil anasını satayım. Full erkek ya. Ya yolun Full ortasında erkek. çıktı kardeşim ya. Şuraya burnumu sokarım, bir saniye dur. Lan! Oha! FPS öldü ya. Araç hareket etmiyor sanki. Oh, birbirine Ne oluyor lan? patlatıyor. Adam iki teker ya. Vallahi girdim. Tamam, hemen arkasından yürüyün. Araya adam almayın. Of. 31-45 gir oraya. Bu nasıl bir trafik lan? Öyle bir şey yok yani. İşte bize de eğlence çıktı daha ne olsun. Ara 30 Duisburg'a gelirim ya. Hobi olarak Batuhan mı yine gelsin gelelim. ama ya? Vallahi uzadım ben. Size kolay gelsin. Vay arkadaş. Oğlum solda benim yükü bırakmam lazım. Oh. Şu an F5 bir rahatlamış ama. Gayret. Alpay atla, atladığın gibi arkandan geleceğim bak. Tamam, atlarken söyleyeyim mi? Ben park edecek bir yer bakıyorum ya. Valla yolun ortasında durunca bile kilitliyor en kötü adminle. Hadi be. Lan sola döndüm. Şu Gene Lidop bir geçsin önümden. üst geçit varmış ya. O direkt çıkışa gidemiyorsun. Gene o yola dönüyorsun. Bence şeye gelin, ışınlarına bakalım bir yere. Neydi? Allah. Şeye gelin de ışınlanalım şuradan. Ya da tamirhanenin önüne girmiyormuş. Dal. Ben şeyin orada bekliyorum. Aynen dal. Garajın orada bekliyorum. As. Oha! Tamam o şeydi daldı. Hadi yürü Erdem. Gitmiyor ki. Sıkıntı orada. Ulan adam aldın Lan. araya Erdem ya. Yürü. Lan FPS çok kötü oldu bir anda. Kendi kendine kasmaya başladı. Ulan nereden geldi buraya? Alpay Allah seni. Emre neredesin? Senin Garajdayım. fakirliğini yiyelim biz. Ay, vurdum. Allah'tan benim arabam yok. Garajdan bir yere Ya. ışınlanalım mı yoksa şu trafiğe gene girecek miyiz? Girek abi ya.
5 gün ban yedi birisi. Kim? Ben değilim. peace falan yazıyorlar Good lan altta. not good ban. Rest in peace. Hey. Yürüyün hadi, yürüyün. Hareket edemiyorum. Bir enter'a basacağım sadece ya. Ya hadi al Beş payı metre ya. var ya. Arada kilitledin beni. Ya orada sen gidemezsin tabii. Genişten dön. Taktın dorseyi. Sen ne Hay yapıyorsun? Allah kahretsin ya. Oh be, kurtulduk sonunda şuradan ya. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan biz Ben garajdayım. Şey alabilirseniz Zürih al. Ben Zürih'e gidiyorum yük olarak. Ben de Cenevre'yi almıştım. Cenevre'yi de almıştım. Ha, aşağı taraflara bir yere Abi benim için gelmiştim. fark etmez. Ben buraya yük aldığım Durun lan için bir yükü bırakayım. Tamam benim oğlum için bırak. hiç fark etmiyor. Oh be. Zürih üstünden geçiyormuş Cenevre. Cenevre yolu. Tabii buradan garajın içinden şeye geçeceğiz, değil mi? Ne? Kalabalığa bir miktar gene gireceğiz yani. Hmm, ama Mecbur. şeyin önünden geçeceğiz sanırım. Orası neresiyse adamdan göz Üzgünüm, ışık. acelem var. Üzgünüm, acelem var abi. Hiç uğraşamam park etmeye. Şu buraya gelmişken hazır bir benzin de alayım bari. Ben bu garajı satın almışım. Uzun yola artı yapayım da bari. Garajı satın almamışım, alayım. Bir ayağı bir takacaksın da Takmadım. orsayı gibi. Sıfır geçti. Gördüm onu. Gördüm onu, takmadım. Şimdi geri çıkacağım ama birilerine takmak mümkün. Garajın Şimdi içinden gençler, geçiyorsun. ben hani Frankfurt'tan da iş, pardon, Dortmund'dan da iş alabiliyorum. Strasbourg'a falan. Ya Dortmund da aynı Yok bu kadar değil ya. şey Burası yani. ünü var yani. YouTube'da videoları var. Duisburg yolu diye. Pardon, Frankfurt. Frankfurt'tan Güney abi Strasbourg'a yolda falan durma ama. alabiliyorum. Orada bekleyenleri de kilitliyor çoğu zaman. Ha. O yüzden ben garajım. Tamam, garaja Beyler, girelim. Frankfurt'a girebiliyor musunuz? Frankfurt dardanasını satayım. Dortmund'un aşağısı, sağ çapraz. Almanya'nın ağasının altı. O zaten dibiz oranın. Duisburg'dayız oğlum. E tamam az bir şey ilerisi işte aşağısı. Frankfurt'a mı gelelim? Biz oraya gelmeden Olabilir. önce şu yayını bir bitirelim. Ondan sonra gelelim bence. Şu an durduğumuz yerde şu geyiğimizi Daha tamamlayalım. Silverstone'u konuştuk mu ki? Silverstone'da konuşacak çok bir şey yoktu. Bir son şeyi, güvenlik İki aracını tane güvenlik konuşuyordum aracı. ama Vettel'in güzel hata vardı. İzledim onu bir Aslanın daha bir. yakası. Ben genel bir şey göremedim. Nasıl oldu o iş? Kendi şey demiş ya, beklemediği yerde atak yaptım ona demiş. Zaten bayağı gerideydi atak. Ya bayağı demeyeyim de atak Ama mesafesi yoktu orada. 3-4 tur şeydi böyle. Uzaktan bir hafif Orada büyük dener ihtimal gibi yaptı. Dener gibi yaptı. bataryaları şey yaptı orada ya. Çünkü birkaç tur bayağı zorladı. Sonra biraz hafif arayı açtı. Oha. Ama Sonradan yarışma olayı şey da görünüyor. MotoGP'de bunu şey çok yapıyor. Rossi çok yapıyor. Böyle 3-4 tur arkasında bekliyor. Frenlemesine falan bakıyor. Vettel'den öyle şeyler beklemem ama belki de onun gibi bir İyi şey yapabilir yaptı. canım. Zannetmiyorum ya. Vettel'in atakları güzel mi? Kaç tane? Geçen yarış Hamilton'a verdi İki elin parmağını geçmez. 2 senede yaptığı güzel Ne hata sayısı. alakalı? 2 senede Oğlum, yaptığı güzel zaten atak. kaç tane atak oluyor ki yeni dönemde? Yani zaten diğerlerini atak olarak sayma. Hani Hamilton'ın o aşağılardan yükselişini atak olarak görme. Adam Tabii adamın altındaki onları arabaya LMP bakacaksın ya. ile LMP2 araçları gibi yani aradaki fark düşün. Onları demedim ki. Kaç tane güzel atak görüyorsun ki yarış içerisinde? Ha güzel miydi? Ben bile beklemiyordum. Oha dedim. Gruptan yazdım direkt. Günem sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Salak salak gezinmeler peşindeyim de. Sonra işte öyle. Yani beklenmedik bir şekilde iyi bir Ama atak geldi. Leclerc'e yazık oldu ya. He ya. Leclerc'e
O zaman Leclerc'e yazık oldu deyip kapatalım mı? Leclerc'e yazık oldu. Şimdi ikinci güvenlik aracı ne yapmaya çıktı? O yine Grosjean Sainz'i uçurdu ya. Mercedes'i korumaya çıktı. Kazası yapıyordu en son. He doğru, Mercedes yaptı şey. Ferrari yaptı onu değil mi? Grosjean'a evet, kaza yaptırıp. Hani Vettel ilkinde geçemedi ya Bottas, ikinci de geçsin diye. Lan daha bir tur olmamıştı be. Vettel'in lastikleri bitiyordu. Geçemedi bir iki. Bitmesin nasıl olsa. Dur söylediler hemen Grosjean'a telsizden. Grosjean seni bekliyoruz dediler. Bitti. Zaten Grosjean'a başka bir şey demeye gerek yok. Bu sene zaten bir Grosjean bir Verstappen. Aracı eller, parçalama konusunda bir numaralar. Gözden kaçırdığımız bir şey var. Verstappen'e ne oldu ya? Vettel'in yani Ferrari'nin kirli taktik anlayışı var son iki yarıştır, üç yarıştır. Bu gözden kaçıyor. Güya böyle diyor ya arkadaşlar. Yok Totoş kirli bol taktik yapıyorlar falan da filan da yani boş boş işler. He, kasıtlı ya beceriksizler ya kasıtlı yapıyorlar bunu. Toto Wolff öyle dedi. Şey Toto Wolff dedi. Fetel'de, şey demiş. Fetel'de şey demişti. Her şey Arriva Bene de şey demişti ya. Utansın kendinden demiş, eğer cidden söylediyse demiş. O kim yani, ki kol değerlendiriyor de şey, demiş Arriva Bene. Fetel. Huiz Ellison diye. Kendi yarışımı da ya mahvederim ona çarptığım zaman. Niye böyle bir şey yapayım ki tarzından bir şeyler söylemiş. Yani onlar da kanadım kırılır, lastiğim patlar. Saçma sapan bir şey. Boş lastar ya. Boş, güzel boş abi, kaos çıksın ya. Kaos güzeldir. Kaos güzeldir de o Türk futboluna mı çevireceksin? Şimdi ağzımı açtırma. Ağzımı açarsan ağır konuşurum yani. Tamam o zaman. Batuhan gibi sorayım. Almanya'da ne olur? Almanya'da ne olur? Almanya'da Alman pilot var mı? Yok. Vettel var. Hülkenberg. Vettel Alman değil. Yok yok. Hülkenberg var Alman. Vettel'i boş ver. Vettel Alman değil zaten. Nasıl Alman değildi? Rosberg Alman değildi be. Vettel saf yok Alman. Yok canım. Vettel neresi Alman ya? Yarıştan sonra Grazia Murazia bir şeyler diyor. Grazia ragazzi tuttum el bundo. İşte neresinden tuttuysa işte bir şeyler Almanya'da söylüyor. Almanya'da ne olur? Almanya neresiydi? Hockenheim. Hockenheim mi? Hockenheim. Hockenheim'da ne olur? Ne bileyim ben. Hamilton sever. Hamilton'ın lastiği patlar. Ben bankoyu söyleyeyim mi? Direkt şey 1.1 oran. Grosjean kaza yapar. Direkt bankoyu. Ne söyleyeceğim? Abi boş ver. Helal paranı haram. Boş ver. Verstappen'e ne oldu? Spin attı bir sonra. Verstappen'in spin'i şeyden dediler. Bu brake by wire var ya. Elektronik fren sistemi. Ondan oldu dediler. Sonra dördüncü viteste takılı kalmış. Sonra takılı kalınca kalmış. Raikkonen geçince dayanamadı çocuk. Ya işte o tarz şeyleri yalan da söylüyorlar. Ama kendi sürüyor ama be. Pist dışına çıkmak yasak değil mi? Dört çizgi niye var? Şey iki beyaz çizgi niye var? Dışarı çıkıyor geçiyor falan tekrar böyle. Verstappen onu hep yapıyor ki. Yeah. İşte korunuyor abi. Adamı koruyorlar. Ya bir gözetmen olarak söylüyorum. Hani 4 be şey 2 beyaz çizginin arası denir. 4 lastik çıktıysa yasak. Hamilton pole turu atarken çıkıyor. 0.44 falan kazanıyor orada. İşte kazanıyor. Tabii görmezden geliniyor. Ferrari abi kazanıyor. Nereden biliyorsun? Telemetrim var elinde. Manavgat da sona der. Bu arada pek görünmedi ama benim tırım bugün pembe renkte. Force India'ya yani, özel. Bugün Force India'ya özel takılıyoruz. Önüne de Force India yazdım. Force India yazamadım. Fe'ın diye yazdım. Artık anlaşılır anlaşıldığı kadar. Gündüz şey, vakti de ne pembe diyorlar, pembe görünüyormuş ha. Günay abi bu arada herkes gündüz şey kazandığında Ocon puan kazandığında kutlama yaptığını motosikletle teker falan. Anlamadım. Ocon hani puan aldı ya, sen de kutlama yaptın ya hani gün gören taraflarında. Ne zaman yapmışım ben onu ya? Kendimden geçmişimdir, hatırlamıyorum. Yani. Ama yani bazı zamanlarda, şimdi bazı olaylarda, olaylardan sonra diyelim, bazı yarışlardan sonra iş yerindeki herkese istediği pizzayı ısmarladım falan doğrudur. O yarışlardan bahsetmeyelim tabii. Hani bazı, senin iş yerine gelelim bari ya. Bazı insanların yarış kaybettiği zamanlarda öyle şeyler yaptığım mesela gerçeği vardır. Meselası yok. Şöyle bir ipu,
3 ipucu verebiliriz. Hani şu an şampiyonluk potasında değil, umutlanmayın. Ha, yani evet, mesela bununla alakası yok şu an şampiyonluktakilerin. Ama şunu yapabilir mesela, o ilk 6 pilot, yani 3 takımın 6 pilotu tamamı yarış dışı kalırsa, siz dahil hepinize bir şeyler ısmarlarım yani. İş yerinde. Herkes böyle çok kral şeyler ısmarlayabilir. Hani şöyle yarışı bir Hülkenberg kazansa. Hülkenberg de gerçi fabrika takımı sayılıyor ama. Bir Ocon kazansa, bir Perez kazanmasa. Grosjean da kazansın ya, hiç fark etmiyor. Ben orada çok ayırt etmiyorum. Leclerc kazansın. Öve bitiremediğiniz Hülkenberg. Öve bitirilemeyen Hülkenberg kaç kere kendi hatasıyla podyumdan oldu? Öyle, Grosjean'ın öyle. Tarihinde podyumu var kaç kere? İkinci lig. Araba iyi araba. Ya şampiyon olacak arabayla podyuma çıktı herif, siz de şey yapıyoruz. Yani hayır, övülecek bir tarafı yok. Hülkenberg'in kazmalıklarını biliyoruz. Adam çok çok destekliyorduk adamı ama adam self kazma ya. Böyle kendi kendine çarpıyor bir yerlere. Öyle de bir garip tipleme işte. Ne yapacaksın? Onu öyle kabul edeceğiz. Almanya'da şey ne yapacağız? Neler olacağını çok bilmiyorum ben. Hani Hockenheim nasıl bir şey ister? Hamilton seviyor orayı abi. Bilmiyorum. Sanmam. Yani o ön, 2014 yılında Mercedes'lerin hepsi seviyordu her pisti de. Ama bu sene olmayabilir o işler. 2014 yılında şey Hamilton Batı'na bir terbiyesizlik yapmıştı ya. Bu da hep böyle veterin rakipleri, kimse onu hatırlıyor. Yok şey, Batın biraz savunma mı yapmıştı? Bir şey yapmıştı. Geçerken böyle eliyle el sallamıştı ya Batın'a. Eliyle el sallamıştı. Fernando is faster than you. Yapmıştır öyle şeyleri. Yapar. Abi, Hockenheim demek hep Fernando is faster than you demek. O zaman diyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Yok mu? Yok. Yok. Tamam. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son sektörle kalın. Geyikliyoruz da kalın. Bir sonraki yarıştan sonra yine buralarda bir yerlerde tırlıyor olacağız. Duisburg'da olacağız. Duisburg'da bir daha gelmeyeceğiz. Ama gelirsek de ilginç şeyler oluyormuş. Onu görmüş olduk. Hadi sağlıcakla kalın. Ne yazıyor orada? Duisburg nit amin. Aşağıda öyle bir şeyler yazıyor. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.